Evet, dediğiniz gibi zaten 2 haftadır da şampiyonla oynayan takımlara karşı oynadık. 2 tane önemli takımlara karşı oynadık. Ofansif yönleri güçlü takımlara karşı oynadık. Alnımızın akıyla çıktığımız için de çok mutluyuz. Bunu Başakşehir'deki oyunumuzun Trabzonspor maçında yansıtmamız ve artı skora yansıtmamız mükemmel oldu. Çünkü alttaki takımların da kazanması, puan almaları artık telafisi olmayan haftalara giriyoruz. Onun için en az hatayla, en az puan kaybıyla atlatıp takımımızı ligde bırakmak istiyoruz. Zor bir maçtı. Çünkü rakibimizin hedefi var. Kazansa 1 puan kalıyordu şampiyonla oynayan Başakşehir'le arasında fark. Böyle bir maça çıktık. İlk yarı 1-0 mağlup duruma düşmemize rağmen, ilk yarı 1-0 içeri girmemize rağmen ve düşünsenize Konya'nın 3-1 galibiyetle giriyor ve rakibin artı motivasyonla sahaya çıkıyor. Biz de 1-0 mağlup ile çıkıyoruz. 45 dakikalık bir süremiz var. Ve soyunma odasına girdiğimde aynen şunları söyledim onlara. Çok iyi oynuyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Bu şekilde devam edip skoru lehimize çevireceğimize inanıyorum. Ve onlara da o inancı yaşattığımız için de çok mutluyum. Çünkü takım o umudu veriyordu bize ilk yarıdaki oyunda da. Bunu da skora yansıttığımız için çok mutlu olduk. Başakşehir maçında oynadığımız futboldan dolayı da. Şehrin inancı vardı. Onları da mahcup etmemiz için çok mutlu oldum. Ama tabii daha önümüzde 2 tane daha çok önemli maçlar var. Telafisi olmayan maçlar artık. Alanya'da iyi bir takım. Ona da çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah oradan da alnımızın akıyla döneceğimizi düşünüyorum yani skor. Tabii dediğim gibi yani Alanya'da iyi bir takım. Önemli gol silahlarına sahip bir takım. Aldıkları puan da zaten ortada. Ama biz de onlar kadar iyi takımız. Daha çok isteyeceğiz, daha çok mücadele edeceğiz. Ve oradan da puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. Tabii taraftar, şu anda taraftarsız oynuyoruz ama onların ruhunu, onların isteğini, onların dualarını gerçekten de içimizde hissettik. Bize onları hissettiriyorlar. Sağ olsunlar bizi dışarıda da yalnız bırakmadılar. Sonuna kadar o ruhlarını bize yansıtlar. Biz de sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Takımın arkadaşlarımız da, takım oyuncularımız da bu bilinçteler. Ben de o taraftarın saha içinde sesi olabiliyorsam onlara, onlara o enerjimi yansıtabiliyorsam ne mutlu bana. Ve ekip olarak da buna inandık, bu davaya. Taraftarın da bize destek olması bizi ayrıca motive ediyor. Hem yönetim, hem taraftar, hem sağ olsun yerel basınımız hep beraber birlik olduk. İnşallah bu işi beraber başaracağız. Bu maçtan tabii puan ve puanlarla ayırmamız lazım. Kesinlikle yani en az 4 puan bizi ligde bırakacağını düşünüyorum. Ama tabii bizim işi şansa bırakmamamız lazım. İlk başta Alanya maçını düşünüyoruz. Alanya maçını kazanıp önümüze bakmak istiyorum yani. Abi kusura bakma. Çalmak şarkı. Alır mı? Yeah.